Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy Z Flip 5 modeli hakkında ortaya çıkan sızıntıları değerlendireceğiz. Arka tarafında devasa bir ekran ile gelecek işte yeni model hakkında ortaya çıkan tüm ayrıntılar. Katlanabilir akıllı telefon piyasasında Samsung'un bir aile ilgi gördüğünü biliyoruz. Hatta piyasanın başını çektiğini söyleyebiliriz. Çünkü gerek Z Fold serisi gerekse Z Flip serisinin ilgi gören modeller arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Öyle ki piyasaya son sürülen Z Flip 4 ve Z Fold 4 modelleri bir aile ilgi görmüştü. Tabii ki ufak tefek aksaklıklar, ufak tefek eksiklikler olabiliyor. Örneğin hala menteşe boşluğu ve kat izi gibi sorunlara herhangi bir çözüm bulunabilmiş değil. Fakat bu Samsung'a özgü değil arkadaşlar. Yani Huawei, Oppo gibi markaların da piyasaya sürdüğü katlanabilir akıllı telefonlarda benzer sorunları görmekteyiz. Yani ortada katlanabilir bir panel olduğu zaman menteşe boşluğu ve kat izi gibi sorunlar kaçınılmaz oluyor. Tabii ki bu teknoloji henüz yeni yeni geliştirilmeye başlandı. Yani katlanabilir akıllı telefon modellerinin aslında pek de geçmişi yok. Bu yüzden yeni yeni geliştirildiği için bu tip sorunların olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunun gibi sorunlar kullanıma engel değil. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip 5 modeli hakkında bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Yani arka tarafında yer alan ekranın daha da büyüyeceğine dair söylentiler vardı. Fakat elimizde bir görsel bulunmuyordu. Sonunda o görselde ortaya çıktı. Yani artık Z Flip 5 modelinin çok daha büyük bir arka ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. İşlev bakımında bu ekrana baktığımız zaman aslında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Z Flip modellerinde kısıtlı olduğunu söyleyebilirdik. Yani widget ekleyebiliyorduk veya aramaları görebiliyorduk, cevap veriyorduk. İddialara göre önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan Z Flip 5 modelinde daha fazla işlev gerçekleştirilebilecek. Yani resmen telefonun daha da küçük bir halini arka ekranda görebileceğiz. Bu da kullanılabilirlik tarafında önemli bir avantaj sağlıyor. Aslında Z Fold 5 modelinin biraz daha küçültülmüş bir versiyonu karşımıza çıkacak diyebiliriz. Ünlü sızıntı kaynağının paylaşımında Galaxy Z Flip 5'in arka kapağının koruma kılıfının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu ortaya çıkan kılıfı incelediğimizde ise resmen arka taraftaki ekran için özel bir bölme ayrılmış durumda. Bu da demek oluyor ki o ekran gerçekten ortaya çıkan görseller kadar büyük olacak. Fakat şimdilik bu ekranın nasıl bir işlev sunacağı hakkında ortaya çıkan bir detay bulunmuyor. Ama önceki modellerde karşımıza çıkan ekrandan daha da işlevsel olacağı kesin. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 4 modelinde 1.9 inçlik bir ekran bulunuyordu. Yani ince ve uzun bir ekran karşımıza çıkıyordu. Fakat bu ekranın ortaya çıkan sızıntılara göre 3.4 inçe kadar büyüdüğünden bahsedebiliriz. Yani yaklaşık 2 katlık bir büyüme söz konusu. Aynı zamanda bu ekranın çözünürlüğü de arttırılmış durumda. 720x748'lik bir çözünürlük ile gelecek ve 305 ppi'lik bir piksel yoğunluğunun olması bekleniyor. Yani serinin önceki modeli Z Flip 4'e kıyasla çok daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekran gelecek. Bu da söz konusu ekranda gerçekleştireceğimiz işlevlerin daha da fazla olacağı anlamına geliyor. Yani ben galeriden bir fotoğraf, bir video açabileceğimizi bile düşünüyorum. Yani aslında baktığımız zaman kullanırken bu ekranı açmak pek de zor değil. Fakat o sırada küçük bir işlemi halletmek için o sırada kapağı açmaktansa hızlı bir şekilde direkt buradan galeriye veya belki de WhatsApp'a girmek mümkün hale gelebilir. Evet, yanlış duymadınız. Yani bu ekranla WhatsApp'tan mesaj yazmak mümkün olabilir. Tabii ki bir klavye çıkarsa bu ekranda tuşlara basmak zor olabilir. Bunun nasıl olacağını söyleyebilirsiniz. Fakat One UI arayüzüyle Samsung bu mesajı bir konuş yazdırla da yazdırabilir arkadaşlar. Yani bir klavyeden yazmaktansa aslında direkt o mesajı görebiliriz veya hazır mesajlar olabilir. Hazır mesajlarla yanıt verebiliriz. Ama bu ekran 3.4 inç kadar büyüdüğü için ben aslında konuş yazdırıyla geri mesaj yazabileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda WhatsApp'tan gelen sesli mesajları da yine oradan dinleyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bununla beraber yine serinin önceki modellerinde olduğu gibi arka kameradan çekilecek fotoğrafları da oradaki ekran üzerinden ön izlemesini sağlayabiliriz. Yani bu saydığımız mesaj yazma veya uygulamaya girme, sesli mesaj atma gibi işlevler olmasa bile daha büyük bir ekran karşımıza çıktığı için yine katlanır telefon kullanıcılarının işine yarayacaktır. Çünkü örneğin bir selfie çekiyoruz ama bunu arka kamerayla yapıyoruz ve ön izlemeden kendimize bakabiliyoruz. Yani Z Flip 4'te bu ön izlemeden baktığımız ekran 1.9 inçken bir anda 3.4 inçe çıkınca en azından daha temiz bir ön izleme olduğu için arka kameradan çektiğimiz fotoğraflar daha da net olacaktır. Bunun dışında Z Fold 5 modelinde henüz ortaya çıkan net bir detay bulunmuyor. Yani Flip 5'te olduğu gibi köklü bir değişiklik olur
olup olmayacağı henüz belli değil. Öngörüyoruz ki Z Flip 5 modeli Z Fold'dan daha da ilgi görecektir. Çünkü bu arka ekranın küçüklüğünden önceki kullanıcılar şikayetçiydi. Samsung da tabii hayranlarını dinlemiş ve bu arka ekranı daha da büyütmüş arkadaşlar. Fiyat konusunda da henüz ortaya çıkan bir sızıntı bulunmasa da Samsung'un artık herkesin ulaşabileceği katlanır telefonlar üreteceğine dair söylemler vardı. Bu farklı bir seri de olabilir veya Z Flip 5 modelinin ucuzlaması da olabilir. Tabii ki bu önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Fold 5 ve Flip 5 modellerinin Temmuz-Ağustos aylarında tanıtılması bekleniyor. Henüz netleşen bir tarihi yok. Sizce katlanabilir telefonlar piyasanın lideri olabilir mi? Yani alışılagelmiş telefonların dışında artık katlanabilir akıllı telefonlar daha çok ilgi görür mü? Yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşın. Önümüzdeki günlerde farklı videolar ile karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın.